Batı medeniyetinin değerleri tükenmiştir. Batı medeniyetinin insanlığa verebileceği hiçbir şeyi kalmamıştır. Artık insanoğluna İslam'ın kriterlerini sunmanın zamanıdır. Bizim Batı medeniyetine verebileceğimiz bir teknolojimiz bugün mevcut değildir. Fakat teknolojiden çok daha önemlisi olan kriterlerimiz vardır. Biz insanın nasıl yaşaması gerektiğine, o medeniyete sahibiz. La ilahe illallah elimizdedir. Kur'an'ın kriterleri elimizdedir. Allah'ın boyası elimizdedir. Bugün Batı'nın huzura ihtiyacı var. Bütün insanlığın huzura ihtiyacı var. Dolayısıyla bizim insanlığa verebileceğimiz bir şeyimiz var. Bugün artık Batı'nın insanlığa verebileceği hiçbir şeyi kalmadı. Bugün insanlığı neye davet ediyor Batı? Demokrasiye davet ediyor. Başka bir şey var mı davet edebildiği? O demokrasinin de zaten ne olduğu bugün kendisini gösteriyor. Yeryüzünde hangi demokratik devlette huzur var? Amerika'da huzur mu var? Avrupa'da huzur mu var? 3 dakikada bir insan kafasına kurşun sıkıyor Avrupa'da. Huzur mu var Avrupa'da? Ortaokula kadar, ilkokula kadar inmiş eroin. Huzur mu var? Mektebe giriyor, her tarafı tarıyor. Huzur mu var? Demokrasi dediklerinin de ne olduğu kendini gösteriyor. Onunla bir yere varılamadığı artık kendini gösterdi. Bugün artık insanoğlunun yeniden yeni kriterlere ihtiyacı var. Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu bu kriterlerin insanlığa sunulmasının tam vaktidir. Bunun için yeni bir nesil meydana getirmek icap eder. Ve sadece teorik olarak anlatmak hiçbir meseleyi halletmez. Yapılması gereken aynı zamanda bir topluluğun meydana getirilmesi, kendi içimizde Allah'ın boyasıyla boyanmış olan bir topluluk meydana getirmek ve bu topluluğun daha sonra büyümesi ve bir medeniyet haline gelmesi, işte o zaman bizim Batılılara söyleyebilecek bir sözümüz olacak. İşte medeniyet budur diyebileceğiz o zaman onlara. İşte onun çalışmalarını yapmak ve gece gündüz bu uğurda çalışmak, Lokman Aleyhisselam'ın dediği gibi, işte bu uğurda çalışırken de sabır göstermek ve ey evladım diyordu, bunun için sabretmeye değer. Emri bil maruf, nehyi anil münker yapacaksın ve sabredeceksin ve bileceksin ki bunun için sabretmeye değer. Hak gelecek ve batıl zail olacak. Bugün hak meydanda olduğu halde neden batıl zail olmuyor? Çünkü hak bir metotla ortaya konulmuyor. Hak İslam olduğuna göre hak bugün mevcuttur ama bir cemaat tarafından, güçlü bir cemaat tarafından temsil edilmeyince, bir ümmet tarafından temsil edilmeyince elbette ki batıl zail olmayacaktır. İşte hakkın gelmesi ve batılın zail olabilmesi için hakkın hak bir şekilde ortaya konulması lazım. Allah Azze ve Celle böyle bir nesil hazırlayabilmeyi hepimize nasip eylesin.